Ha Filiz, Ayvar Ece'nden de çıkarsaydın. Çocuklar seviyor. Ben onlar yoklar diye çıkarmadım Serap Hanım. Nasıl yoklar? Azra Hanım'la Cenk Bey çıktı. E Arda? O da çıktı. Allah Allah ya, zaten gecenin köründe geldi. Nereye gitti bu sabah sabah? Neyse tamam, sağ ol. Allah Allah. Arda? Efendim anne. Çıkmışsın gitmişsin erkenden. Evet anne, işim vardı. Zaten geç geldin gece. Anne şu anda bunu telefonda konuşmak zorunda mıyız? Oğlum bir sorun mu var diye soruyorum sana. Anne yok mu? Ha? Sence bir sorun yok mu? Bak ben artık babaanneme yalan söylemek istemiyorum. Zaten yapamıyorum, beceremiyorum. Bak. Tamam peki. Yani eve gelmemen şimdi bu durumu hallediyor mu, çözüyor mu her şeyi? Bilmiyorum anne. Bilmiyorum ama ben kendimi böyle daha iyi hissediyorum. En azından böyle daha az yalan söylüyorum. Günaydın anne. Senin ne diyeceğim belli kızım. Çocuklar yok. Biri işte, biri okulda diye bahaneler süreceksin yine. Ya anneciğim aşk olsun. Niye bahane uydurayım ya? Çocuklar büyüdü artık biliyorsun. Bizim dediklerimizi değil, öyle kendi bildiklerini yapıyorlar. Dağılmışız biz kızım. Bahanesi yok bunun. Ne kadar çok uğraşırsan uğraş, geçerli bir sebep bulamazsın. Anne nereye? Hatırlıyor musun? Arda daha küçücüktü. Ya 4 ya da 5 yaşındaydı. Hasta olduğu için sabaha kadar ağlamıştı. Sen de şurada sabaha kadar perişan ağlamıştım. Sonra bana biz seninle baş başa yaşlanıp yapayalnız mı öleceğiz diye ağlamıştın. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ben de sana hayır, bizim gelinlerimiz, damatlarımız, torunlarımız, çocuklarımızla dopdolu bir yaşantımız olacak demiştim. İşte sana o gün söz verdiğim şeyi yapmaya gidiyorum.